ifade ettim. 2023 yılının ilk aylarından itibaren gerek tüketici, gerekse üretici enflasyonda beklentilerdeki düzelme, emtia fiyatlarındaki normalleşme ve özel sektör firmalarımızın da katkısıyla hızlı düşüşlerin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz. Enflasyonla mücadelenin çok boyutlu ve topyekün yapılması gereken bir mücadele olduğunun farkındayız. Bizim aldığımız önlemler kadar iş dünyamızın da atacağı adımlar son derece önemlidir. E biz ne diyoruz? Birlikten berekete diyoruz. Bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz ölçüde başarılı olacağımızı biliyoruz. Fiyat sabitlemesi yapan değerli dostlar, çok sayıda üründe biliyorsunuz indirimlere gittik. Bu işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yakın dönemde çok güzel haberler de geliyor. Dün itibariyle bu çağrılarımıza Türkiye çapında faaliyet gösteren bazı zincir marketlerimizin karşılık verdiğini büyük bir memnuniyetle öğrendik. Buradan tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum. Enflasyon hepimizin ortak sorunu. İşsizliğe ve küçülmeye sebep olmadan bu sorunu beraberce aşacağız. Güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. O vakit birlik içinde bu taşı yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız. Biz bu mücadelede kesin kararlıyız. Birliğimize nasıl büyük bir bereket doğacağını inşallah hepimiz göreceğiz. Bu süreçte zaten sizlere gereken her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de hazırız. Yüksek enflasyon ortamından vatandaşlarımızı korumak amacıyla attığımız birçok adıma yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Ama iş dünyasına çağrımı tekraren yenilemek istiyorum. Geçen yılın Ocak ayına girerken enerji fiyatları başta olmak üzere her alanda fiyatlar yükseliyordu. Yeni yıla girerken dışarıdan kaynaklanan özellikle enerji fiyatlarındaki yükseklik, emtia fiyatlarındaki yükseklik, taşıma maliyetlerindeki artışlardan dolayı biz her gün yeni yeni yüksek fiyatların sürpriziyle karşı karşıyaydık. Ama bugün değerli iş dünyası sizlere açık ve net söylüyor. Petrol fiyatları gayet iyi. Pompa fiyatları Haziran ayında yaşadığı pikten aşağıda. Taşıma maliyetleri yurt içi yurt dışında düşüyor. Konteyner fiyatları neredeyse 15 bin dolarlara çıkmıştı. Bugün 2500 dolarlar seviyesinde. Her türlü maliyetin en aza indiği dönemdeyiz. E böylesine bir ortamda şimdi eğer bu fiyatlar bu gevşeme piyasaya yansımıyorsa ortada bir problem var. Bu problemi bu ülkeye kimsenin yaşatmaya hakkı yok. Çağrımız şeffaf bir şekilde. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Fazla incitmez. Çünkü piyasada zaten enflasyonun indiğine ilişkin ciddi bir beklenti oluştu mu? Oluştu. Aralık ayından itibaren enflasyonda gözle görülür seviyede düşme başlayacak dediğimiz şey gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde de yurt dışı, yurt içi emtia fiyatlarında herhangi bir artışın olmayacağı söz konusu mu? Söz konusu. Öngörülebilirlik yüksek mi? Yüksek. Döviz fiyatlarındaki oynaklık en az seviyede mi? En az seviyede.
Piyasa canlı mı? Canlı. Dünyada resesyon yaşanırken biz bu işlere elimizi taşın altında koyarak destek verdik mi kamu maliyesi olarak? Verdik. Vergi indirimleri gerekiyorsa vergileri indirdik. Vazgeçmemiz gereken ne varsa hepsinden vazgeçtik. Yeter ki sizin yükünüz çok ağır olmasın dedik. Ama şimdi işler toparlanırken, işler güzelleşirken çağrımız 1-2-3 marketin ortaya koymuş olduğu iradeye değil, tüm marketlere, yerel ve ulusal başta olmak üzere bu ülkede kim ne yapıyorsa, ne iş yapıyorsa, neyi üretiyorsa lütfen gelin beklentilerin enflasyonun düşeceğine ilişkin kuvvetli bir şekilde oluştuğu, toplumdaki bu yüksek moralin gerçekleştiği bir dönemde hep beraber hareket edelim. Unutmayın, birlikte bereket var. Bereket bizim kavramımız. Biz böyle loading, moving falan demeyiz. Biz birlikten bereket ederiz. Biz Bismillah deriz. Biz vira Bismillah deriz. Böylesine bir yaklaşım içerisindeki bir hükümetiniz temsilcileri ve sizin gibi çok değerli iş adamlarının olduğu yerden çağrımı sık, tekrar ve açık bir şekilde yapıyorum. Lütfen piyasadaki vatandaşlarımızın taleplerine uygun bir şekilde hareket edin ve bu mücadelemize destek verin. Çünkü biz bu mücadelede kesin kararlıyız. Geri adım atmayacağız. Ve birliği